Görürseniz dansöz simgeliğe selam söyleyenler. Neyse abi. Hani dedi ki Yunus senle ilgili aslında çok güzel şeyler duydum ama dedi ki, dedi Simge, Yunus iyi hoş çocuk ama çok dedi çelimsiz. Zayıftım çünkü o zaman böyle bayağı bir deri bir kemik. Abiciğim ben bunu duydum. Bak Allah belamı versin, ben oturuyordum kantinde, böyle kalktım bak. Eye of the tiger. Yani abi böyle var, yemin ettim falan. Öldüğüm göreceksen falan diye böyle hemen bir salona yazıldım. Mahallede bir salona. Bodybuilding salonu. O zamanlar böyle fitness falan yok. Bodybuilding. Star body. Ben yaptım. Aşk her şeyi yaptırır. Star body salonu. Star body salonu. Star body. O dönem hatta karar vermiştim yani ileride kendime ait bir iş yaparsam diye. Dedim bir body salonu açayım. İsmi de hazırdı. Everybody. Everybody salonu. Nasıl? Hem ne iş yaptığı belli, hem herkese hitap ediyor. Everybody salonu. Bak güzel değil mi everybody? Tabii ama. Evet, everybody salonu. Oraya yazıldım falan. Tabii şimdiki gibi böyle lüks salonlar falan yok. Böyle bir giriyorsun Bengay kokuyor, rutubet, bilmem ne. Bir tane kaset var. Baştan sona yani kaset player var. Baştan sona Eye of the Tiger çalıyor. 90'lı kaset. Güzelmiş. Ben bunu yapayım oyunda ya. Sen gelsene benimle bir daha başka yerlere. Neyse. Hani böyle orada başladık filan, böyle korkunç bir yer. Bir tane de hocamız var, Rıza Hoca. Badici Rıza ama profesyonel. Böyle günde 40 yumurta beyazı filan yiyor. Böyle tepsinin içine böyle koyuyor beyazları, böyle bayağı leblebi gibi yiyor filan. Fakat şöyle bir özelliği var Rıza Hoca'nın. Rıza Hoca'nın böyle buradan böyle başlıyor. Böyle buraya kadar böyle kollar, parmaklar filan Arnold. Arnold Schwarzenegger. Buradan sonra Rize. Rize'li. Fanatik. Yani buradan sonra Rize. Yani bu tehlikeli bir kombinasyon çünkü. Yani burası böyle. Buradan böyle Rize. Gözlükler var böyle şu kadar kalın. Gözlükleri var. Kavanoz dipi dedikleri. Acayip bir gözlük. Ve yani acayip bir adam. Yani eğlenceli de bir adam. Bayağı fanatik Rize'li. Yani şöyle ki, şimdi bu işte, bu spor yapan insanlarda şöyle bir şey var, görsel bir tarafı var tabii. İnsan görmek istiyor çünkü yani hepimiz mesela bu spor yapan, var mı fitness yapan, bodybuilding falan. Ve gece mesela uyumadan önce, ben böyle bisepslerimle sevişip ben yapıyorum mesela. Bisepsler, trisepsler falan böyle olur. Tabii canım, kendini sevmekle ilgisi var bunun, özgüven çünkü. Neyse, dolayısıyla sürekli böyle bir poz hali var aslında. Rıza Hoca da böyle müsabakalara falan katılan bir adamdı yani. Yani ciddi sporcu. Şimdi sizi rica edeceğim sizden. Hanımefendi ne dizi? Deniz. Deniz. Geri iki tane kaldı. Siz? Harika. Harika. Burcu. Burcu. Merhaba. Evet. Böyle bir, iki, üç dediğince, yani hep sen Rıza Hoca dersen ama bir, iki, üç de. Ve sen de ben alırım ona her türlü zaten. Oyunuma yıkarım ben. Çok zorsa başkasına vereyim hemen yani, burayı. Hani, ha? Tamam. Tamam, peki. Şöyle şeyler oluyordu mesela bak. Böyle mesela. Duydum. Rıza Hoca dedi. Efendim. Böyle dönüyordu bak. Hani, poz olduğu için bak böyle. Efendim. Yani buradan kalf veriyor, buradan biceps, buradan triceps'i koymuş, göğüs, mide, oblik filan böyle. Acayip bir de gözler de kör ya. Böyle, efendim, kimsin? Görmüyor da sen kimsin filan yani. Yunus ben abi filan deyince, ha hoş geldin, ne çalışacaksın bugün? Bacak, hangi bacak filan gibi. Ben böyle yani diyorum, buradan sonra Rize diyorum sana. Ve böyle mesela çalışırken yeni başlayanlar özellikle ağır kilolara girmeden önce oradaki abilerden yardım alırlar. Böyle hani onlar spotting diyorlar. Böyle sana böyle yardımcı olur, kiloyu alır falan filan bilmem ne. O kiloyu böyle alırken sana böyle motive edici şeyler söyler, sen de gaza gelirsin filan diye. Yani bu şekilde çalışılabilir mi bak? Böyle sen kilo kendini zorluyorsun böyle bench press'te. Böyle başında bir tane adam, gözlüklü, böyle dizeli.
sen böyle basıyorsun, böyle yapıyorsun mesela. Basmışam, kaldır onu. Falan diyor abi ya, hangisine konsantre olacaksın, güleceğim mi, basacağım mı, hiç belli değil yani, anladın mı? O yüzden öyle başladı.